Hoş geldiniz arkadaşlar. Günün son videosu ve bir hem eski hem yeni Luna değerlendirmesi yapacağız. Ne var ne yok diye bir bakacağız genel anlamda. güzel yükselişler ne zaman olabilir? Şu an ne alemdeyiz? Durumlar ne diye şöyle genel anlamda bir bakacağız arkadaşlar. şunu da belirtmek istiyorum. Yine kısa bir duyuru yapayım bu arada. Yarından itibaren arkadaşlar diğer altcoin videoları da sık şekilde gelmeye devam edecek. Burada bir yanlış anlaşılma olmasın Luna videoları da e, gelmeye devam edecek onu da söyleyeyim. Ama haricinde e, eskisi gibi altcoin videoları da sıklıkla gelmeye devam edecek onu da belirtmiş olayım. O yüzden sizler de analizin istediğiniz altcoinleri yorumlarda belirtiniz arkadaşlar şimdiden. E, bu şekilde talebin ne yönde olduğunu da görmüş olalım. E, şimdiden teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Tabii ki bu videoda anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye alsat demiyoruz. Karnızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Yine hatırlatmak isterim. Kanala abone olabilirsiniz ee, uygunsa. Abone olursanız memnun olurum. Şimdiden yine teşekkür ediyorum. Luna videolarının devamı içinde videoyu beğenebilirsiniz. Arkadaşlar bir kere gördüğümüz kadarıyla yine toplam arz bölümünde bir yüksel, ee, yükselme demişim. Toplam arz bölümünde bir düşüş. Ee, haricinde de Dolaşımda da arkadaşlar arzında bir artış görüyoruz. Zaten bunun sebeplerini daha önce konuştuk. Ee, uzun bir şekilde üzerinde durmayacağım bu noktanın fakat e, yatırımcılar tarafından biliyorsunuz ki yakım geliyor fakat e, bu yakımların gelişiyle adamlar tekrar dolaşana arz etmeye devam ediyorlar. Aslında bu da e, gelen yakımları bir nevi arkadaşlar ne yapmış oluyor e, bir hiç uğruna göndermiş oluyor. Şimdi bizim burada bilmemiz gereken bunu zaten haftalardır ben söylüyorum. Yani adamlar arz etmeye devam ediyor. E, bununla da birlikte devam edecek de diye konuştuk zaten. Burada işin bu noktasında yakımların gelmesi güzel çünkü ya bir gün bu dolaşan toplama ulaşacak. İşte bizim bu saatten sonra aslında asıl yakımı bu saatten sonra yapacağız. Çünkü e, bir yakım yani dolaşandan bir yakım yapılıyor. E toplamdan zaten bu azalmış oluyor. Her ikisinden azalmış oluyor. Kalan mebladan sen dolaşana tekrar arz ediyorsun. E burada baskılanma süreci devam etmiş oluyor arkadaşlar. Bu da e, bir yakım geldi mi gelmedi mi e, neredeyse anlayamayacağımız bir durum oluyor yani. O yüzden bir noktada aslında bunlar belli ki tamamını dolaşıma sürecekler. Artık e, dolaşıma doğru e, toplama doğru gidelim devamında gelen yakımlarda bir noktada artık işe yaramış olsun ki bizzat dolaşandan almış olalım biz bu yakımları aslında. Dediğim gibi ha bu süreç yani bu durum olduğu zaman bu durum olduğu zaman artık tam anlamıyla dolaşandan yakmaya başladığımız zaman işte o zaman bu yakımlar fiyatta etkisini gösterecek arkadaşlar. Biz de o vakti bekliyoruz. Onu da söyleyeyim. Ha bunun haricinde yine eski videolarda da belirttim. Eski ile alakalı Burada yine yetkililerin şu anda yani Terra'nın açıkçası dipten topladığını düşünüyorum. Önceki videolarda da dediğim gibi söyledim. Yeni Luna ile fonlanmalarının üzerine aldıkları paraları arkadaşlar eski Luna'da bir toplama kesinlikle yapacaklardır. Bununla birlikte de yine bir toplu yakım gerçekleşecektir sevgili arkadaşlar. Gerçekleşmek zorunda. Bununla alakalı CZ'de biliyorsunuz hala sıkıştırıyor hala sıkıştırmaya devam ediyor Tabii ki böyle bir toplu yakın Bu arada e, ellerinde Lu şu anda yani bulunuyor olsa bile bunu şu an yapmazlar ne zaman yaparlar piyasa açıldığı zaman Çünkü zaten şu anda Bitcoin'in Luna üzerindeki etkilerini görüyoruz yani düşen bir piyasa içerisindeyiz elcu da zaten düşmeye devam ediyor piyasa kaynaklı olarak düşüyor böyle bir süreç içerisinde bu hareketi yapmazlar ne olur? Ee, tekrar boğaya doğru gideriz piyasa yükselir bu yakımları o zaman gerçekleştirirler ki e, ne olmuş olur olayın bir muhabbeti olur yani zaten bu bu tarz yükseliş hareketlerini yani pump yapacak hareketleri sen düşüş vaktinde yaparsan yükselir e sonra düşmeye devam eder yükseliş esnasında yapacaksın ki e, bu yükselişin devamı gelsin arkadaşlar e, birçok durum yani birçok hem pazarlamalar hem yakımlar Satışlar projeler tarafından bu şekilde gerçekleşir luncuda da bu durum böyle olacaktır Yani buradan şunu anlamamız gerekiyor yetkililer e, piyasa düzelene kadar toplu yakıma gitmeyecektir sevgili arkadaşlar Şu anda 4095 pozisyonlarında yine 301'in altına atmama eğiliminde olduğunu fakat bitcoin hareketlerinden dolayı dayanamadığını söylemiştik Bitcoin tarafında özellikle 22 binlere kadar geri çekilme ihtimali hala var o yüzden lunch tarafında da toplu alımlar yapılmaması gerektiğini düşünüyorum her ne kadar 301'in altı tampon bölge dediğimiz olsabile yer olsa bile arkadaşlar maalesef ki yine devam eden bir düşüş ihtimali varsa daha iyi bir alım fırsatı adına toplu alımlar Elbette ki önermiyoruz ama şunu da bilmek lazım. Eğer toplamak istiyorsanız 3.01'in altı genel olarak e, bir toplama noktasıdır, bölgesidir. Market cap'inde bir geri çekilme var. Haciminde de aynı şekilde 140'lara kadar bir geri çekilme görüyoruz şu anda. Hacim oldukça düşmüş sevgili arkadaşlar. Şöyle e, yeni lunaya doğru bir geçiş yapalım. Burada ne var ne yok bir bakalım. Bakın 6.45'lerde şu an bulunuyor. Low değeri de günlük 6.23 pozisyonda. Yine market cap'inde bunun da bir... Geri çekilme var aynı şekilde Hacminde de çok ciddi bir Geri çekilme mevcut fiyatlarına Göre şu anda hacmi düşük açıkçası Arkadaşlar örneğin e, Lunca bir baktığımız zaman mesela ya Neredeyse biraz daha düşse Luncla bir olacak yani şu anda e, Lunc bunun yarısı kadar Onu da belirtelim yani Şu an hacim odaklı baktığımız zaman Yeni lunanın hacmi e, Fiyatına göre Oldukça açıkçası düşük durumlarda Onu da belirtmemiz gerekiyor e tabi yeni luna hali hazırda hala listelemeler bekliyor. O, e, o yönden şanslı onu söyleyebilirim. Bir süredir gelmedi fakat yakında yine devam eden listelemeler olacaktır sevgili arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Tabii ki e, artık airdroplar da dağıtıldı. Yani üzerindeki satış baskısı da aslında kalktı. Hala bitcoin odaklı olarak düşüyor. O yüzden Luna'da olduğu gibi lunada da toplu alımlar şu anda önermiyorum ki zaten uzun vadeli düşündüğümüz zaman maalesef şu anda projenin güvenliği açısından hodl'a çok yatkın bir coin olmadığını çok sefer belirtmiştik sevgili arkadaşlar. bu arada şunun da duyurusunu yapayım arkadaşlar. Yine arada bir videolarda söylemeyi unutuyorum fakat söylemem gerekiyor önemli çünkü. Yorumlar bölümünde dolandırıcılar var. E insanlara bir şeyler yazıyorlar. Telegram adresleri veriyorlar. E, para istiyorlar vesaire bizim profilimizi e, takınmış olan insanlara bir şeyler yazan birisi var. Bunlara lütfen itibar etmeyin arkadaşlar. Kimseden e, tabii ki para istemiyorum. İşte şuraya gel, buraya gel vesaire yazmıyorum. O yüzden lütfen e, birisi bir şey yazdığı zaman yani profil resmi bizimkile aynıysa adını bir kontrol edin. Kriptograf yazmıyorsa lütfen e, güvenmeyiniz arkadaşlar. E, video buraya kadar olsun. Yarın tekrar görüşürüz. Dediğim gibi. İstediğiniz altcoinleri yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yani bunları şey yapıyoruz, ee, okuyoruz. Ne yönde istek var görmüş oluyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.